Şubat ayında inşaat sektörü 48 bin, üretim sektörü 14 bin, eğitim ve sağlık hizmeti sektörleri de 24 bin kişiye istihdam sağladı. Daha da önemlisi, bir meslek firmasının internet sitesine göre şirketler insan kaynakları servislerini de genişletmeye başladı. Beyond.com sitesinin operasyon müdürü James John ile Skype üzerinden konuştuk. Eğer insan kaynakları servisini güçlendiriyorsak, bu ekonominin iyiye gittiğini gösteren bir işaret sayılır. Ancak bazı uzmanlara göre istihdam rakamları bütün gerçekleri yansıtmıyor. Cornell Üniversitesi ekonomi profesörü Sharon Pokstra göre son dönemdeki istihdam artışı orta sınıfa yarar sağlamadı. Ekonomik krizden sonra istihdamdaki iyileşmeyi düşük maaşlı, kalifiye olmayan iş gücü veya yüksek maaşlı, yüksek kalifiye iş gücünde gördük. Orta sınıftaki çöküntü de bu nedenle yaşanıyor. Bazı uzmanlar 1 Mart'ta yürürlüğe giren 85 milyar dolarlık otomatik bütçe kesintilerinin ekonomik iyileşmeye zarar vereceğini düşünüyor. Ulusal İş Ekonomisi Derneği Başkanı Ken Simons'a göre özellikle inşaat projeleri tehlikede. 4 milyar dolarlık inşaat projelerinin iptal edileceğini veya erteleneceğini düşünüyoruz. Yani 85 milyar dolarlık kesintiden en büyük darbeyi inşaat sektörü alacak. İstihdamdaki tırmanış Avrupa ve Amerikan borsalarını olumlu etkiledi. Ocak ayında beklentinin altındaki rakamlara rağmen Kasım ayından beri ayda ortalama 200 bin üzerinde istihdam yaratıldı. Bazı uzmanlara göre artan emlak fiyatları ve şirket kârları devlet harcamalarındaki kesintilerin sarsıntısını hafifletmeye yardımcı olacak. Ayşegül Simit, Amerika'nın Sesi, Washington.